Arada böyle öğrencilerle sohbet ederken öğrenciler bana şunu soruyorlar. Hocam diyorlar, ya biz ne için çalışıyoruz? Ne amaç için çalışıyoruz diye sorguluyorlar. Ben de onlara diyorum ki iyi bir insan olmak için. Çok basit bir cümle ama o zaman bunu ıskalıyoruz bence. İyi bir insan olmak ne demek? Bunun önemi hayatımızda nerede olmalı? Bence bunu biraz kaçırıyoruz. Bence iyi bir insan olmaya çalışmak hayattaki en önemli amaç olmalı. Hepimiz de bu amaç için çalışmalıyız bence. Çünkü arkadaşlar, iyi insan olmanın verdiği kişisel mutluluk ve kişisel haz geri kalan her şeyin bence çok üstünde. Gel biraz bunun üstüne sohbet edelim. Hani şair ne demiş? Zenginliğine güvenme, bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter. Ne kadar doğru değil mi? Bu tarz böyle maddi dünyevi şeyler için bir ömür boyu çalışmak, hele sizin gibi böyle gençliğinizin baharında oturup böyle derslerin peşinde koşmak, sadece para için, pul için ya da dünyevi şeyler için bunun peşinde koşturmak bence birazcık böyle sığ kalıyor. Böyle çalışmak bence çok daha iyi bir amaca hizmet etmeli. O yüzden ne meslek yapacağınızdan çok arkadaşlar, bu mesleğin sizde neye vesile olacağı bence çok daha önemli. Bu hayatta herkes doktor, mühendis, avukat olacak diye bir zorunluluk yok. Ama hepimizin iyi bir insan olmaya ihtiyacı var. Hayatınızın en zor yıllarındasınız. Şu anda matematik bilmek sizin geleceğinizi şekillendirmek adına olmazsa olmaz bir sistem dayatması. Bunun farkındayım. O yüzden belli bir sürede olsa bu ders çalışma mevzusunu hayatınıza böyle bir monte etmeniz gerekiyor. Onun da farkındayım. Ama işte ben ne için ders çalışıyorum, ne için meslek sahibi olacağım, gelecekte bir mesleği yapacağım ama ne için yapacağım? Bunun altını yeteri kadar doldurmazsanız bu maratonun içerisinde belli bir yerde bir doyum noktasına geldiğiniz zaman artık diyorsunuz ki ya ben herhalde boşuna yapıyorum. Hele birazcık başarısızlıklar, tökezlemeler, ara ara geri kalmalar falan gelince iyice böyle bu maratonu sorgulamaya başlıyoruz. İşte bunun altında da bu çalışma sebeplerimizin çok basit şeylere dayanması yatıyor. Bakın şunu demiyorum size. İyi bir insan olmak için arkadaşlar çalışacaksınız, iyi yerlere geleceksiniz, güzel bir meslek sahibi olacaksınız demiyorum. Tam tersini söylüyorum. Diyorum ki çalışıp iyi yerlere gelebilip, güzel meslek sahibi olup, böyle kendinizi tatmin edecek işler yapabilmeniz için önce iyi insan olmak lazım. Yoksa böyle arkadaşın deneme sınavında düşük yapıyor diye ay canım ya falan deyip içten içe seviniyorsan başarılı olmanın senin için hiçbir hükmü yoktur. Çünkü ileride seni para bile mutlu etmez. Son zamanlarda özellikle gençlerde bunu çok sık görüyorum. Böyle her şeyi para odaklı görme. Hani meslekler bile, seçeceğimiz meslekler, özellikle tercih döneminde bunu çok fazla, çok sık yaşıyorum. Google'a girince de görürsünüz. Mesela avukat yaz, avukat maaşına kadar. Doktor, doktor maaşına kadar. Yani bir meslekle ilgili araştırılan ilk şey onun maaşına kadar. Yani bana ne kadar para kazandıracak? Tabii hayatımızı idame ettirebilmek için para önemli bir parametre. Evet, ama böyle mutluluğun tam kaynağı ve bu yoğun maraton için tek motivasyon kaynağı diyebilir misiniz para için? Para kazanacağınız mesleği, hayat standardınızı biraz daha böyle yükseltecek bir aracı olarak görmek yerine hayatının böyle tam ortasına, merkezine oturtup böyle para kazanmalıyım, para kazanmalıyım, para kazanmalıyım diye kendini böyle yıpratırsan bu yük seni ille de ezecektir. Ya para mesela gerçekten bu kadar değerli mi? Mesela altın böyle doğada çok az bulunan bir element olmasaydı. Altın element değil mi? Kim takardı bunu boynuna? Ya da kim böyle gramına yüzlerce lira para verirdi? Eğer amaç şuysa, bak arkadaşım ben altın, pırlanta yüzük falan bu tip şeyler takıyorum. Çünkü bende para var. İstediğime sahip olurum. Aramızda da böyle sınıf farkı var. Akıllı olan. Demekse tamam. O en azından samimi. Eyvallah. Ama biz böyle 70 gün oturup deli gibi böyle ayete matematiği böyle bir insan olmak için mi yapıyoruz Allah aşkına? Para dediğiniz esasen çöptür arkadaşlar. Nihayetinde böyle değeri 10 kuruş olan bir kağıt parçasıdır. Ona değer katan insanların ona yüklediği anlamdır. Bizim en değerli hazinemizse her gün kıymeti değişen altın, öyle bir yükselip bir çıkan dolar, euro falan değil. Temiz kalbimiz, bir de sağlam karakterimiz olacak. İşte bunun ne kadar önemli olduğunu anlarsanız neden çalıştığınıza da böyle bir anlama oturtmak daha kolay olur. Bazıları da böyle hayatını para için değil de böyle sosyal statü, ego için yaşar. Adam için en önemli şey böyle toplumda böyle parmakla gösterilmektir yani. Bana avukat desinler, doktor desinler, mühendis desinler, yüksek mühendis desinler, en yüksek mühendis desinler, ordinarius mühendis desinler. Kendimden daha güçsüz insanlara böyle hükmedebileyim ki beni adam sansın. Tabii bu da sizi böyle çalışmaya motive edecek bir unsur bence kesinlikle olamaz. Etrafımızda bu tiplerden bir sürü var ha, merak etmeyin. Televizyonda ya da böyle sosyal medyada böyle başından geçen gayet sıradan bir olayı böyle dünyanın en önemli şeyiymiş gibi anlatan insanlar. Neden böyle bu kadar ünlü olduklarını ya da bu kadar para kazandıklarını asla anlayamayacağımız adamlar. Sırf böyle bazı olanakları var diye kendinden kat be kat böyle daha iyi adamlardan daha çok reklamı yapılanlar. Bir şey olmadığı halde böyle kendini çok bir şeymiş gibi böyle pazarlayanlar. İnsanlara sırf böyle duymak istedikleri şeyleri söylediler diye böyle kral ilan edilenler. Sizleri böyle çok düşünüyormuş gibi yapıp öyle pozlar kesip
Amacı sadece sizin sırtınızdan menfaat üretmek olan adamlar. Böyle tiplerden bahsediyorum. Böyle insanların karakteri artık köseledir arkadaşlar. Böyle insanların suratına gerçeği söylediklerinde de sevmezler seni. Hoşuna gitmezler yani. Hani hiçbir insan kendisini uyandıran alarm sesini sevmez ya, onun gibi. Bu tipler böyle senden böyle hakikati de gizlerler ha. Böyle gece gündüz ders çalışırlar. Denemelerden full çekerler. Adam artık böyle ışık görmeye Köroğlu'nun atına dönmüş. Hala diyor ki ben çalışmıyorum yani, bıraktım. Yani çalışmadan giriyorum, yapıyorum bir şeyler. İşte arkadaşlar, hayata atıldığınızda bu asalak tiplerden güzel insanları ayırabilmek için ders çalışacaksınız. İyiyi kötüden ayırmak için çalışacaksınız. Para ya da sosyal statü için değil, en büyük yatırım için. Yani iyi bir insan olmak için çalışacaksınız. O yüzden başarılı olmak için arkadaşlar önce iyi insan olarak başlayacaksınız. Birine sebepsizce yardım edin. Biriyle böyle karşılıksız bir şeyinizi paylaşın. Hiç tanımadığınız bir insanın uğradığı bir haksızlık için sesinizi yükseltin mesela. Daha önce hiç görmediğiniz bir adamın elinden tutun. Daha önce hiç kimsenin böyle görmek istemediği insanların iki gözü olun. Daha önce hiç kimsenin duymak istemediği insanların iki kulağı olun. Çevrenizdekilerin derdinin ortağı olun. Birileriyle sevinin, birileriyle beraber üzülün. Kendini yalnız hissedenin yalnızlığını paylaşın. Başarılı olmaya arkadaşlar iyi bir insan olarak başlayın. Bu yolda zorluklarla karşılaşsanız bile, sana böyle kendin kadar başkalarının da düşündüğü için böyle enayi gözüyle bakanlar olsa bile, seni böyle sırf iyi bir örnek teşkil ediyorsun diye dışlasalar bile, sana yapamayacağını söyleseler bile, sen yine de iyi insan ol. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın gençler. Çıkmaza düştüğünüzde içine düştüğünüz çukurdan çıkamayacağınızı düşünmeyin. Her engelde yenildiğinizi sanmayın ve unutmayın. Hayatın en kötü tecrübeleri her zaman en güzel olaylarına vesile olur. Çünkü her zorluk beraberinde bir kolaylıkla gelir. Sevgiler.